Evet efendim, baş pehlivanımız bizlerle beraber. İsmail Balaban'ı ağırlıyoruz. Kendisi Kırkpınar baş pehlivanı. Çok tabii prestijli bir başlangıç. Ben bir gördüm İsmail'e, dedim ki ya sarışın pehlivan olur mu ya? Bizim bildiğimiz pehlivanlar ya dazlak olurlar, bıyıklı olurlar ya böyle kara kara olurlar. Sarışın pehlivan çıktı karşıma. Evet. biz elimizden geldiğince bu imajı yıkmaya çalışıyoruz. Atasporumuz, yağlı güreşi sürdürmeye, yaşatmaya çalışıyoruz biz de elimizden geldiğince. 656 yıldır süre gelen bir gelenek bu. Biz de elimizden geldiğince bu atasporumuzu yaşatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Böyle yapıyor musun çıkıp? Tabii ki bunlar bizim geleneğimiz. Nasıl? Var. Perda, çırpınma. Nasıl? Gel bakayım. Gel bir göster bakayım bana. Nasıl yapıyorsun? Şimdi ilk önce başlangıç olarak tutuşuyorsun rakibinle böyle. Cazgır salavatlıyor. Ne diyor Cazgır? Cazgır herkesin ismini söylüyor. Yiğitler çıktı meydane. Allah Allah. Allah. İkisi de birbirinden merdane. Baş pehlivanlarımızı alkışlarla diyelim maşallah. Herkes diyor. Alkışlıyor. Nasıl sen? Ondan sonra biz seyircilerimize doğru. Git bakayım. Gidiyoruz böyle. Selamlıyoruz. Allah. Bu sonra... bacağı vurmak ne? Çırpınıyorsun. Bu çırpınmak, çırpınmak mı? Evet. Tamam, sonra seyirciye doğru daha çırpınıyorsun. Daha sonra yere doğru eğiliyoruz burada. Eğildikten sonra burada üç kere selamlama var. Evet. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ne güzel bunlar ya. Sonra... Hepsinin bir anlamı var. Sonra seyircilerimize karşılıklı olarak rakibim bir tarafa gidiyor, ben bir tarafa gidiyorum. Seyircilerimize buradan selamlama, ısınma mahiyetinde perde çekmeye devam ediyoruz. Tabii seyircilerimize doğru gidiyoruz biz. Ama bu mu, bu mu? Bu şekilde. Böyle. Böyle. Seyircilerimizi selamlıyoruz. Bu yok mu bu? Aa, bak, tabii, ben bu da var. Bu şekilde yani. İki çeşit. Tamam. Evet. Gel otur. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Altın kemerimiz burada. Baş pehlivanımızın altın kemeri. Nasıl baş pehlivan olunuyor? Nasıl, hangi aşamalardan geçmek gerekiyor? Evet, bizim olimpiyatımız Kırkpınar, Edirne Kırkpınar güreşleri. 656 yıldır yapılan bir gelenek. Burada 14 tane kategori var. Kategorilerde her yıl ilk üçe giren bir üst kategoriye çıkmaya hak kazanıyor. Futboldan düşünürsek Süper Lig, birincilik, ikincilik gibi. Bizde de kategoriler var, boylar var. Bu şekilde her yıl kategori atlayarak baş pehlivanlık kategorisi en üst mevki baş pehlivanlık kategorisine kadar çıkıyorsunuz. Burada da baş pehlivanlık kategorisinde rakiplerinizi teker teker yenerek altın kemere uzanıyorsunuz. Tabii ki kutluyorum çok seni. Çok zorlu, uzun bir süreç, uzun tabii. Bir yol. Hayatını buna tabii verenler ki, kesinlikle. Var. Kesinlikle, biz de o şekilde sen zaten. Sen nasıl başladın? Bizim başlamamız biraz tesadüf oldu aslında. Köy şartlarında, bağ bahçe işlerinde çalışıyorduk. Fiziğinizi iyi güreşçi olun gibisinden söylediler. Tabii babam da aile güreş sever. Güreş, hani profesyonel anlamda güreş yapmışlığı yok ama güreş seven bir aileyiz. Zaten genel olarak Antalya bölgesi güreş sever halkı. İşte ikizimle birlikte sürekli güreştirirdi bizi küçükken. Mahalledeki çocuklarla güreştirirdi. Derken bir seves ettik. İşte lisans çıkardık falan. Köyümüzden de daha önce güreşmiş bir ustamız vardı. Bekir Meriç ustamız, ilk ustamız. Dedi işte ben size yardımcı olayım, başlatayım. Vesileyle başladık. Biz ikinci çıktığımız güreşte ikizimle birlikte final yaptık. Rakiplerimizi yenerek. Bir de ikizi var. O evet. Da baş pehlivan. Tek yumurta ikizi misiniz? Tek yumurta ikiziyiz. Birebirsiniz. Evet. Şş, bana bak, İsmail Balaban diye kardeşini göndermiş olmasın? Bazen gönderiyorum. Şaka. Peki, çok güzel. Tabii işte daha helal sonra olsun, güzel, ilk çıktığımız güzel. Güreşte ikimiz final yaptık biz. İşte sarı sarı bu çocuklar nereden çıktı falan, tabii bir tepki çektik. Daha sonra köy şartlarında tabii hani imkan yok, tesis yok. O dönemde yine Antalya'da antrenörlük yapan Ziya Atalan ustamız vardı. Dedi işte hani bu köy şartlarında olmaz, ben sizi Antalya'ya götüreyim. O da bize bir ışık gördü ve hani Antalya'ya çağırdı. 2006 yılı Şubat ayı itibariyle biz Antalya'da profesyonel antrenmanlara başlamış olduk. İkizinle? İkizimle birlikte. Tabii biz ne yaptıysak ikizimle birlikte hanginiz yaptık. Hanginiz daha iyisiniz? Karşılaşsanız kim yener? Şimdi ikizim baş pehlivanlık kategorisine bu yıl çıktı. Ben 5 yıldır güreşiyorum. Sen 5 yıldır, tamam. Evet. Ama amatör şansı olmasın? Olabilir. Bir karşılaşmanız lazım. Şu kısmet ve yağlanma olayını anlatır mısın bize? Neyle yağlanıyorsunuz? Yani çok özür dilerim, bilmediğim için tabii. Soruyorum. Aklıma gelen soruyu sana yönlendiriyorum. Ayçiçek yağı mı? Yağlı güreş denince zaten akla gelen ilk şey kısmet ve yağ. Neyle yağlanırsınız? Genelde çiçek yağı oluyor. Niye çiçek yağı? Mesela bir özelliği var mı? Daha mı kaygandır, nedir? Zeytinyağı da aynı, çiçek yağı da aynı ama zeytinyağının tabii maliyeti biraz daha fazla olduğu için genelde çiçek yağı oluyor. Sonra kaç su yıkanıyorsun?
Bayağı kovalarcası gibi. Bütün vücudunu zeytinyağıyla düşünebiliyor musun? Ne kollar? Tabii her, bütün vücudunu bütün yağlıyorsun. Bütün vücudunu yağlıyorsun. Evet. Ondan sonra saatlerce herhalde tabii sabahtan akşama kadar müsabakalarımız devam ediyor. Zaten yağlanmadan o kıspet girmiyor herhalde, tabii, değil evet, mi? Tabii evet, kıspetin özelliği o. Yoksa kıspet belinizden düşer. Yağ dökerek giyiyorsunuz kıspeti. O hangi malzemeden kıspet? Genelde camış derisinden, inek manda derisinden falan yapılıyor. Yani sağlam bir şey, öyle kolay kolay yırtılmaz. Yırtılmaz. Evet. Rakibin sırtını, omzunu yere... Evet, rakibi açık düşürmek, omzunu yere getirmek. Göbek göğü gördüğü zaman yeniş sayılıyor. Fauller ne yaptığın zaman mesela? Rakibine açıktan sert elense vurduğun zaman ya da dışarıdan tırpan vurduğunuz tırpan zaman... Tırpan vurmak ne? Tırpan ayakla diğer rakibin ayağına vuruyorsunuz. Rakibin ayakta dengesini yapmazsın bozmak. Yapmazsın sen öyle şey ya. Ben pek kullanmıyorum. Yok, sen tırpancı değilsin. Elense böyle... Elense tabii rakibine göre değişiyor. Rakibin elense vuruyorsa sen de orada vurmak zorunda kalıyorsun. Yani. Zaten biz sizi karşılıklı sürekli böyle el sallarken o görüyoruz. O selamlama. Ha, bu selamlama evet, mı? Tabii. Ha. O elense değil yani. O elense değil sadece. Ne kadarlık bir süreniz var? 25 dakikalık normal süremiz var. 25 dakikalık sürede rakibinizin sırtını yere getiremezseniz puanlama zamanına geçiliyor. 5 dakikalıkta bir puanlama süremiz var. Peki sen bir Greco-Romenci ile karşı karşıya geldin diyelim. Kim... Şey bir soruya mı geldi? Şimdi, kim yener? Farklı kulvarlar şöyle, hani birisi minder güreşi, bir yağlı güreş ama yağlı güreşte kıspet oyunları var. Teknikler daha farklı, daha zor. Yağ zaten işi zorlaştırıyor. Tabii. O yüzden bir minder güreşçisiyle özellikle Greco-Romen stilde bir de üstten yukarıdan güreşiyorsunuz. Aha. Alttan güreşme yok. O yüzden hani kıspet oyunlarını yapması, uygulaması biraz daha zor olur. O yüzden yağlı güreşi tabii ki avantajlı. O zaman Greco-Romenci hiç karşımıza çıkmasın yani diyorsun. Yani sıkıntı yok. Peki bu nerede duruyor evde? Salonda mı? Şimdi bu kemer 3 yıl üst üste birinci olursam ebedi sahibi olacağım. Tabii kolay değil yani o kemeri harika almak. Harika. Bir yıl boyunca ben kemeri taşıyorum. Bir yıl boyunca ben de duracağım. Nerelerde takıyorsun bu kemeri? Genelde protokollerde ya da güreşlere çıkmadan önce seyirciyi selamlama, halkı selamlama o şekilde. Ama bu sana büyük yahu. Belime takılmıyor, omuzdan geçiriyor. Ha. Evet. Ben isterseniz takayım. Tak bakayım. Kemer deyince ben de bu ne ya dedim, bu çocuğun beli. Benim bir... Aa, arkada var tamam. Nasıl yürüyorsun bunu takıp? Yürü bakayım. Evet. Pehlivan geliyor, açılın. Ama şöyle bir pehlivan gibi yürü ya. Pehlivan nasıl yürür? Pehlivan böyle gerile gerile. Nasılsın baş pehlivan? Merhabalar. Abi. Merhabalar. Eyvallah abi. Böyle yapıyorlar mı sana? Tabii. Ya bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Daniel Craig'in James Bond olması gibi bir şey. Hani Daniel Craig de James Bond olduğunda böyle bayağı bir olay olmuştu ya. James Bond sarışın olmaz diye, ama ne kadar da güzel oldu sonra. Gel, sana çok önemli bir şey soracağım, gel. Şimdi gençler katılsınlar mı? Bu tabii işlere. Ki bu bizim geleneğimiz, atasporumuz. Bunu onun yaşatmamız için mi, lazım. Para kazanmak için mi? Ya öncelikle bu bizim atasporumuz. Hani bunu yaşatmamız lazım, gelecek kuşaklara aktarmamız lazım. Biz bu anlamda elimizden geldiğince gençlere örnek olmaya çalışıyoruz. Gerek spor hayatımızda, gerek dış yaşantımızda, eğitim hayatımızda her şekilde örnek olmaya çalışıyoruz. Sporun yanında eğitimime de devam ediyorum ben aynı zamanda. Trakya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. İkizimle birlikte yüksek lisans öğrencisiyiz. Ne güzel. Ne kadar saygı duyulacak bir durum. Yani o kadar saygı duyuyorum ki sana İsmail. Hem bu kadar önemli, unutulmaya yüz tutmuş atasporumuzda genç ve eğitimli bir arkadaşımız olarak baş pehlivan oldun. Ama tabii ki gençler para kazanmak da istiyorlar. Sadece atasporunu yaşatmak için... Evet. Buna çekemeyiz gençleri. De ki tabii, bana iyi para kazanıyoruz de. Yani şimdi güreşte... İyi mevkilere geldiğiniz zaman tabii ki güzel paralar var. Ama iyi çalışmanız lazım. Tabii ki bu uzun bir yol, uzun bir süreç. Emek vermeniz lazım. Fedakarlık yapmanız lazım. Çok çalışmanız lazım. Sonuç olarak da tabii ki mükafatını alıyorsunuz. Sen
vücut geliştirme mi yapıyorsun aynı zamanda? Ya spor antrenmanlarımız var bizim dönem dönem. Kuvvet antrenmanlarımız oluyor, kondisyon antrenmanlarımız oluyor. Tabii dolayısıyla fizikte oluşuyor. Mesela Kırkpınar yağlı güreşleri için ne tarz bir çalışma yaparsınız? Kuvvet mi kaldırırsınız? Şimdi, kaç kilo kaldırıyorsunuz? Bizim mesela? Antrenman mesela şimdi sezonumuz Kasım'ın ilk haftasında bitiyor. Hmm. Kasım'ın ortasında tekrar bir sonraki yıl sezon için antrenmanlarımız başlıyor. Hmm. Yani uzun bir maraton. Kış döneminde genelde kuvvet haftanın 3 günü kuvvet antrenman oluyor. Ağırlık kaldırma evet, mı? Ağırlık, kaç kilo kaldırıyorsun? Ağırlık kaldırırız. Tabii yavaş yavaş arttırıyoruz kiloları da. Maksimal ulaştığımız kilolar biz genelde az kilo çok tekrar yaptığımız için 130-140 kilolara falan çıkıyoruz. Düşünsenize adamı alıyorsun, sizde de silkme mi deniyor yere? Çalı veriyorsun. Paça kazıktan asma, iç kazık. Teknikler var. Paça kazıktan evet, asma. Kısmetten, nasıl oluyor? Kısmetten içeriden tutuyorsunuz. Sonra paçadan tutup rakibinize asıyorsunuz. Hey, konuşuyor musun rakibinle paça kazık asma yaparken? Hayır, orada konuşmadım. Bitirdin oğlum sen, bitirdim. Yok, öyle bir konuşma. Bittin sen. Öyle bir konuşma geçmiyor tabii böyle ki. Böyle karşıda boksta falan olur ya. Ya bizim atasporumuz biraz daha farklı yani. Biraz daha hani saygılı. Saygı. Ön planda olduğu için hani kimse kimseyi küçümsemez. Kimle güreşmek isterdin? Kimle güreşmek isterdim? İkizimle birlikte. Gerçekten mi? Hayalimiz ikizimle birlikte final oynamak Kırpınar'da. Ha. İnşallah bu hedefler doğrultusunda. İyi anlaşıyor musunuz ikizinle? Tabii ki ikimiz iyi anlaşırız. İkiz olmak gerçekten bambaşka. Güzel bir şey değil mi? Evet. Peki hedefler ne? Siz çünkü bir ara Kırkpınar'ı arkaya itmişsiniz, arka plana şarkıcılık falan hayaliyle. Evet, 2008 yılında bir şarkı yarışmasına katılmıştık. Aslında bizim küçüklük hayalimiz şarkıcı olmaktı. Tabii i̇kizinle daha, beraber. Evet, ikizinle birlikte. Şarkı söylemeyi, şarkı dinlemeyi çok severiz. Tabii daha sonra güreşe başladık. Köy şartlarında imkanlar belli. Sonra işte hayalimizin peşinden gittik. 2008 yılında bir yarışmaya katıldık. Orada da dördüncü olmuştuk. Tabii daha sonra geldik yine güreş hayatımıza devam ettik. Demek ki nasibimiz buradaymış. Burada da güzel dereceler elde ettik. Güzel şarkı söyler misin? Yani söylediğimi söylerler. Var mı bizim bir mikrofonumuz? Hayalini devam ettirelim İsmail'in ya. Var mı bir mikrofon verin de şöyle İsmail tabii biraz emrivaki gibi oldu ama söylersin bize bir şey ya. Sizi kırmam. Kırmaz. Ne söyleyeceksin? Sen onu söyle bu arada mikrofonu hazırlarlarken. Valla ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yarım keskin bıçağı söyle. Bir de istek parça yaptık baksanıza. Ha mikrofon burada mı? Aa mikrofon buradaymış. Tabii ben, bizim sesçimiz bunu şeyi söyleyebilirim aslında. Hadi söyle. Daha önce geçmişte bir güreşçimiz var tarihte. Koca Yusuf. Oo meşhur. Çok önemli bir Allah. Güreşçimiz tarihimizde. Ona yazılan bir şarkı var. Genelde o şarkıyı söyletiyorlar bana da. Söyletiyorlar ben de burada, hadi. Söyleyeyim o zaman. Hazırlıklı mıydın yani belki söyletirler diye? Yok zaten ezberimde olan bir şarkı. Hadi. Repertuarımda var. Repertuar falan yapmış baş pehlivana bak. 2008 yılında şarkı yarışmaları falan. Alışıksın zaten. Evet. Hadi bakalım dinliyoruz biraz seni. Biraz kısacık söyleyeyim. Bir it koptu geldi. Esti geçti tüm meydanlardan bir yürek bir de kısmet gürledi deli orman. Koca Yusuf geldi ağlar selam durdu bütün meydanlar yenilmez bir yiğitti pes etti savaşanlar. Burası er meydanı buralarda korkuyu sorma. Koca Yusuf geliyor nara atıp kendini yorma. Burası er meydanı buralarda korkuyu sorma. Koca Yusuf geliyor nara atıp kendini yorma. Nice pehlivanlarla güreş tuttu bütün dünyada boy bonsu ezdi geçti şaşırdı Avrupa okyanuslar aşıp da güreş tuttu bütün dünyada selam durdu yiğitler yenilmez Yusuf'a. Burası er meydanı buralarda korkuyu sorma. Koca Yusuf geliyor nara atıp kendini yorma. Burası er meydanı buralarda korkuyu sorma. Koca Yusuf geliyor nara atıp kendini yorma. Harika.
Teşekkürler. Vallahi çok güzel. Yani iyi bir sesin olduğunu tahmin ediyordum da bayağı güzel söylüyorsun. Erkek kardeşin de aynı, bu kadar sesi, iyi mi? Evet. Güzel vallahi. Ara ara böyle Bercan barlarda falan. Yok. Söylemedik yani. Ona ayrıyetten çalışmanız lazım. Zaman ayırmanız lazım. Zaten işimize daha fazla zaman ayırıyoruz. Hedeflerimiz var. Sarı fırtına diyorlarmış sana. Evet, lakabım. Vay. Sarışın olduğum için sarı fırtına lakabını koydular. Bir Metin Tekin, bir İsmail Balaban. Değil mi? Evet. Peki baba ne iş yapıyor İsmail? Ailemiz çiftçilikle uğraşıyor. Annen? Annem de aynı ev şekilde. Adamı. Ev hanımı. Seni evlendirmek istiyor mu? Tabii onlar yavaştan artık evlenmeli. Kaç yaşındasın? 27? 30 yaşındayım. Evet. Artık. Zamanı geldi falan. Anneciğinin ismi ne? Ümmü Gülsüm. Ümmü Gülsüm teyzeciğim, ellerinizden öperim. Günaydın, nasılsınız? İsmail bu kadar düzgün. Ama eğitimini bitir önce İsmail. Eğitim tabii ki önemli. Önce bitir, ondan sonra. Bitireceğiz. Ondan sonra şöyle helal süt emmiş, tatlı, temiz, düzgün bir Anadolu kızı. Esmer. Esmer mi olsun? Esmer olsun tabii, sarışına. Sarışının esmer. Yanına esmer. Evet, genelde öyle olur. Evet. Ümmü Gülsüm teyzem bilir zaten ne istediğini. O önce onun elini öpecek, şöyle düzgün bir kız olacak. Ümmü Gülsüm teyzemin kalbine girecek, kaleyi içten fethedecek. Tabii. Ondan sonra. Önemli. Önemli şeyler değil evet. mi? Erkek kardeşin de bekar mı, ikizi? Evet, ikimiz de bekarız. Başka kardeş var mı? İki tane de ablam var. Onlar ne diyor, gurur duyuyorlar mı tabii sizinle? Tabii ki onlar da gurur duyuyor, mutlu oluyor. Başarılarımızdan. Peki hangi dönem Kırkpınar'a geliyorsunuz? Genelde Haziran sonu Temmuz başı gibi yapılıyor her yıl. Onun öncesinde böyle... Onun öncesinde tabii Nisan'da bizim sezonumuz açılıyor. Nisan'da müsabakalarımız var, önemli müsabakalar var. Hemen hemen her hafta güreş oluyor zaten, her hafta sonu. Peki sıklet, işte tarz, böyle farklılıklar var mı? İşte sen ne bileyim 95 kiloda... Yağlı güreşte kilo yok, kariyer var. İşte dediğim gibi kategoriler var. Kategoriler ne? Baş pehlivan, onun bir altı... Baş altı, onun bir altı büyük orta, küçük orta büyük, küçük orta küçük, deste büyük. Kaç yaşından başlıyor? 10-12 yaşlarında başlanıyor güreşe, yağlı güreşe. Ne kadar sürüyor Kırkpınar güreşleri? Kaç gün sürüyor? 3 gün sürüyor, cuma gün başlıyor. En son baş pehlivanlar meydana çıkıyor. Evet. Merdane ne ya? Bizim merdane bildiğimiz... Niye? Yiğit anlamında. Yiğit mi? Ha. Evet. Yiğitler. Her biri birbirinden merdane. Her biri birbirinden merdane. Peki heyecanlanıyor musun, korkuyor musun? Ya heyecan sonunda? Tabii ki oluyor. Şimdi şöyle sonuçta bir yıl boyunca orası için hazırlanıyorsunuz. Olimpiyatımız Kırkpınar. İster istemez tabii ki heyecan oluyor. Yabancılar geliyor mu? Yabancı basın çok fazla geliyor. Peki güreşçi var mı, yabancı güreşçi? Yabancı güreşçi yok. Aranızı alır mısınız yabancı biri gelse? Ben de bir sene boyunca hazırlandım, en alt kategoriden başlayacağım dese. O bizim federasyonumuzun bileceği. Ben bu konuda yorum yapamıyorum. Hiç bugüne kadar şey yapmadınız değil mi? Hiç böyle bir şey olmadı. Hayır. Dışarıdan Bulgaristan'dan falan, Gürcistan'dan şov amaçlı gelenler oldu tabii. Hmm. Oralarda da güreş yapılıyor. Peki Kırkpınar'da baş pehlivan olduktan sonra nedir amaç? Bundan sonrası nedir? 3 sene boyunca ard arda kazanıp buna sahip olmak mıdır? Tabii. Başarılarına, kariyerine yenilerini eklemek, 3 yıl üst üste birinci olmak. İlk önce hedef tabii ki altın kemeri kuşanmaktır, her güreşçinin hayali, baş pehlivanın hayali. Daha sonra da 3 yıl üst üste birinci olmak. Benim de şu anda hedefim, hayalim 3 yıl üst üste birinci olup kalıcı ebedi sahibi olabilmek. Bu sene ilk sene değil evet, mi? Ben 2013 yılında baş pehlivanlık kategorisine çıktım. İlk çıktığım yılda birinci olmuştum 2013 yılında. 2014'te finalde yenildim. 2015'te üçüncü oldum. 2016'da şanssız bir yenilgi oldu. Hakemlerin kurbanı olduk diyeyim. Yapma. Evet, maalesef. Bu yıl da iyi hazırlandık. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından itibaren hedef koyduk. Dedik bu yıl iyi çıkış yapmamız lazım. Sizde de doping kontrolü falan tabii oluyor ki. Mu? Yılda hemen hemen ona yakın bir numune veriyorum ben. Sürekli Kırkpınar'da olsun, diğer büyük organizasyonlarda sürekli numune alınıyor. Peki... Kırkpınar sadece Türkiye içinde yapıldığını düşünürsek bir milli forma gibi, milli pehlivan gibi bir şey var mı? Geleneksel sporumuz, yani sadece Türkiye'de yapılan bir spor. Geleneksel. Diye ama bunu bir yurt dışına da... Uluslararası bir boyutu yok ama bence açılması lazım bence artık. Bence de. Çünkü aynı fikirdeyim. Dünyada böyle bir gelenek yok. 656 yıldır süregelen bir gelenek yok. Böyle görsel, şölen... görsellik ön plana çıkan, güzel müsabakalar olan, zevk veren, kadın seyirci var mı? Kadın seyircilerimiz de tabii ki var. Ama genelde erkek tabii, %90 erkek egemen değil mi? Evet.
%90 oranında erkek. Evet ama dediğim gibi bunu daha fazla kitleye ulaştırmak, daha fazla seyirciye ulaştırmak. Mesela şurada arkaya bakıyorum. Hiç böyle bir görüntü ne bir tek orada yani ve o dönemde evet. görülebilecek bir şey. Seyircilerin önünde mi yağlanıyorsunuz? Evet, seyircilerin önünde yağlanıyoruz. Sahada er meydanda yağcılar geliyor, yağ sıraya geçiyoruz, orada yağ döküyorlar. Peki ben mesela yeterince yağlanmadım, iyi değilim, biraz daha yağ ihtiyacım var falan diyor musunuz? Yok, o şekilde olmuyor. Zaten iyice güzelce bir yağlanıyorsunuz. Ne kadar sürüyor bu yağın etkisi, kayganlığı? Ya kolay kolay çıkmıyor zaten, ya yıkamadıktan sonra çıkmaz yani. Baştan aşağı yağlanıyorsunuz değil mi? Boyundan aşağısını. Ama tabii güreşirken sürekli rakibinizle güreştiğiniz için, hareketlere girdiğiniz için zaten saçınıza, gözünüze de yağ... Gözüne girerse gözün yanmıyor mu? Maalesef göz yakıyor. Özellikle zeytinyağı daha fazla yakıyor. Yağ... Evet, o yüzden çiçek yağlarını tercih ediyoruz. fazla yakmasın diye. Evet. Bu sefer yağın kalitesi pek iyi değildi falan diye anlıyorsunuz artık sen değil mi? Bazen olabiliyor. Kalitesini anlıyoruz ya. Bu kadar evet, çok yağ. Kalitesiz olan biraz daha fazla yakıyor. Şundan biraz eve götüreyim, salataya koyarız falan diyor musun? Bu yağ çok iyiydi. Yok öyle bir şey. Sen yağın kilosu artık altına yağ kaçtı evet, biliyor zeytinyağı, musun? Zeytinyağı özellikle. Sen bana gülüyorsun böyle sorular sorduğum için ama zeytinyağın kilosu altın. Yağlanırken biraz eve götüreceğiz. Şunun, ya da şöyle. Üzerimizden. Evet yani onu söylüyordum İsmail yayına girerken. Birileri çok ilgili ve her şeyi takip ediyorlar, her şeyi biliyorlar. Ama genelde insanlar bunun atasporumuz olduğunu bilip, saygı duyup hiçbir şey bilmiyorlar. Maalesef. Ben mesela. Atasporumuz hakkında maalesef birçok insan. Ki bütün padişahlarımız son derece meraklı. Atatürk, yağlı güreş, en sevdiği spor. Ya hangi ara bu kadar uzaklaşmışız biz yağlı güreşimizden? Maalesef. Yani bu bizim geleneğimiz, kültürümüz dediğim gibi 656 yıldır yapılan bir gelenek bu. Hı hı. Atasporumuz. Maalesef hak ettiği yerde değil. Değil, asla değil. Hak ettiği değere ulaşması için de büyüklerimizin bu işe, devletin el atması lazım. Daha fazla sosyal medyada, televizyonlarda yer bulması lazım. Buradan ben sesleniyorum büyüklerimize, atasporumuza sahip çıksınlar. Hak ettiği yere ulaşmasını istiyorum ben. Mesela şimdi Kırkpınar yağlı güreşleri zamanında kocaman bir arenanın tıklım tıklım dolduğunu. Siz de daha çok şevklenirsiniz, daha çok. Tabii ki daha fazla seyirci olduğu zaman o atmosferde güreşmek daha başka olur. Yani şimdi de Kırkpınar'da zaten seyirci olarak tıklım tıklım oluyor. Çünkü yağlı güreşin gerçekten büyük bir kitlesi var. Futboldan sonra en çok seyirci kitlesine sahip sporumuz. Öyle mi? Kesinlikle. Basketbol değil mi? Yok. Ben yağlı güreş diyorum. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Mesela 3 gün boyunca totalde kaç bin kişi geliyor? Totalde 50 bin kişi rahat geliyordur yani. Oo, güzel. Evet. Sadece Kırkpınar için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok seyirciler geliyor. Oraya yeri geliyor, çadır kurup yatıyor. Sadece güreşleri izlemek için. Biz de gelelim bu sene. Bekliyoruz. Buradan federasyona sesleniyorum. Federasyonumuz, federasyon başkanımız, belediye başkanımız, buradan sevgiler, saygılar. Bu sene biz de gelelim, çekim yapalım. Vallahi biz mutlu oluruz, seviniriz. Vallahi biz de mutlu oluruz, seviniriz. Ama sen iyi çalış, şampiyon ol. Sonra röportaja geleceğiz. Biz... Bu sefer de son derece önemli biriyle karşılaştın değil mi? Baş pehlivan olmadan bu evet. altın. geçtiğimiz yılın, 2016 yılının baş pehlivanıyla 3. turda 16 kişiyle çeyrek finale kalma mücadelesinde karşılaştık. Hı. Ona galip geldim geçtiğimiz yılın baş pehlivanı. Finalde de 2015 yılının baş pehlivanıyla güreştim. Ona da galip geldim. Siz de böyle iki taraftan alınıp böyle kol kaldırılıyor mu kazanan diye? Evet, nasıl anons ediliyorsunuz? Tabii ki. Başımızda hakemler var. Galip geldiğiniz zaman hakem geliyor, kolunuzu kaldırıyor. Baş pehlivanlık güreşlerinde İsmail Balaban galip diye cazgır anons ediyor. Allah! O zamanki o duygu, gurur. Annem baban izlediler mi seni bu sene? Babam Kırkpınar'a ilk defa geldi bu yıl ve bu yıl... Şanslı Sen geldi, şampiyon birinci oldun, evet. birinci oldun. Orada o duyguyu yaşadı da. Sonra birlikte. Yağlı yağlı öptü mü seni Tabii baba? Tabii ki. Sarıldık birbirimize. Sarıldı mı? Evet. Tabii ki orada o duygu bambaşka. Yani yağ falan orada kimse düşünemez. Konyaaltı Belediye Başkanımız da oradaydı, Muhittin Becek. O da yağlı yağlı sarıldı. Orada duygusal an yaşadık. Ağladın mı?
Tabii ki biraz da duygusalım ben. O mutluluk yıllardır hayalini kurduğum bir şey. O sahada, er meydanında o mutluluğu yaşamak, o duyguyu yaşamak. Er meydanında baş pehlivanlar da ağlar. Evet. Tabii sevinç gözyaşları bunlar. Tabii canım. Güzel şeyler. Peki rakipler ne hissediyor o sırada? Çok büyük bir mutsuzluk, yıkım. Tabii ki muhakkak yenilmek de kolay değil. Yani sonuçta herkes hedefler doğrultusunda çıkıyor. Herkes birinci olmak istiyor ama bir tane kazanan var. Ben 2014 yılında finalde yenilmiştim ve hüngür hüngür ağlamıştım. Çok zor müsabakalardan geçerek finale kalmıştım. Finalde de çok yorgun, bitik durumdaydım. Artık hani reflekslerim falan zayıflamıştı. Finalde yenildiğimde oturdum ağladım yani. İsyan ettim. Çok kötü bir durum orada yenilmek. Ne bileyim, tabii herkes birinci olmak istiyor ama bu yıllardır bir yenecek, birisi yenilecek bu şekilde. Bir tane kazanan bu gelenek, var muhakkak, sonuçta. Bu gelenek bu şekilde devam ediyor. Senin tekniğin nedir genelde? Hani nasıl yenersin rakibini? Rakibimi yıpratarak yeniyorum ben. Psikolojik olarak mı yıpratıyorsun? Kondisyon olarak iyiyim. O yüzden rakibime sürekli hamle yapıyorum, sürekli bunaltıyorum. Rakibimi yorarak o şekilde yeniyorum. Yoruluyor rakibin. Tabii. Yaşlar aşağı yukarı birbirine hemen yakın aynı, mı? Tabii, yakın. Ama genç onun kondisyonu senin kadar iyi değil karşında rakibin. Yani, yıpranıyor. Kondisyonu iyi olan güreşçilerden biriyim. Benim de en büyük avantajım kondisyonumun iyi olması. Sen ilk sahalara mı diyorsunuz? Er meydanına mı diyorsun? Sen ilk er meydanına çıktığında nereden çıktı bu sarışın çocuk ya? Dediler mi? İşte ilk güreşe başladığımızda dedim ya, ikizimle birlikte final yaptık. Tabii teknik falan çok fazla bir şey bildiğimiz yok. Yani kara düzen. Hasbelkader. Aynen öyle. Kara güreşe düzen mi diyorsunuz? Aynen öyle. Kara düzen. Gözü karalı. Evet, işte cesaretle, kuvvetle, kondisyonla. Güreşe başladığımızda da bizim hani kondisyonumuz vardı. Genetik faktör de çok önemli aslında. Genetik olarak da bir şeyler varmış bizde. Yatkınmışsınız. Evet, genetik yatkınlık var. O yüzden kondisyonumuz, dayanıklılığımız iyiydi. Çıktık ve ikinci güreşimizde ikimiz final yaptık. Herkes dedi bu sarı sarı çocuklar nereden çıktı, nereden kim bunlar çıktı falan. Peki 3 sene birinci oldun ve bunu evine götürmeye hak kazandı, evet, diyelim. Sonra? Sonra yine tabii ki... Bir kemer daha almaya mı uğraşacaksın? Tabii ki, yani başarının üstüne başarı ekleyeceksin. Düşünüyorum şu anda. Bu kemeri aldıktan sonra, evine götürdükten sonra insan yan gelip yatmaz mı? Yok. Daha da bir büyük bir altın kemer. Ama sürekli insanların beklentileri olacak. Çıtayı yükseltiyorsunuz. O beklentileri de karşılamak lazım sevenlerimiz için. Zaten onları düşünerek bir fazla çalışıyorum. Fanların var mı? Tabii ki. Yapma ya. Fan kulübüm var yani. Evet. Ne yapıyorlar, ne diyorlar? Çok sosyal medyadan çok güzel olumlu tepkiler, yorumlar var. Sağ olsunlar, destekleyenler. Her güreş müsabakalarına benim için değişik farklı illerden gelen seyircilerimiz var, sağ olsunlar. Sevip ilgi gösteriyorlar her güreşte. Ben onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim seyircimiz bir de çok vefalı bir seyirci ve hani sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar saatlerce oturup bizleri izliyorlar. Kolay bir şey değil. Bir maç düşünün, 90 dakika sürüyor. Yeri geliyor 90 dakika, tahammül edemiyorsunuz. Ama bizim seyircimiz bu anlamda çok vefalı. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Hem ne kadar düzgün bir arkadaşım, hem ne kadar başarılı, hem ne kadar güzel eğitimine devam ediyor. Annem baban ne güzel yetiştirmiş seni İsmail, evet, ya. Ben onlara buradan, başta onların çok büyük emeği var bugünlere gelmemizde. Buradan onlara selamlarımı iletiyorum, ellerinden öpüyorum. Ablalarıma da buradan selamlarımı iletiyorum. Ya sporda başarılı olursunuz da canlı yayın, daha önce canlı yayına çıktın mı? Evet. Gediklisisin yani canlı yayınların. Onun için. Şarkı yarışmasına katıldık yani 7 hafta canlı yayına kendini çıktık. Kendini anlattın mı? Tabii kendimizi çok fazla anlatmadık ama sonuçta canlı yayın seyirciler önündesin, jüri önündesin, kameralar önündesin. Kim vardı jüride? Yonca Evcimek, Demet Akbağ, Emre Altı. Konuk jüriler de geliyordu. Seyfi Dursunoğlu gelmişti, Demet Sağroğlu gelmişti. Peki hangi kademeye kadar çıktınız? Biz finale çıktık. Finalde de dördüncü olduk. Dördüncü oldunuz. Sonra teklifler falan gelmedi mi? Gelin size ikizler bir albüm ya yapalım. Ya birkaç böyle kafe falan teklifler geldi ama biz güreşe devam ettik. Yani orada güreşçi güreşe olduğunuzu söylemiş miydiniz? Tabii. Hatta İkiz biz final haftasıyız. Kıspetlerimizi giyip bu Koca Yusuf şarkısını söylemiştik. Ha, evet. Allah Allah, ben nasıl kaçırmışım bunu? Vallahi benim hafızamda sıfır.
Demek ki seyretmedim, yoksa seyretsem doğru, hayatta ben unutmam böyle bir şeyi. Yani orada da yağlı güreşimizi yalnız bırakmadık. Tanıtımın reklamını yaptık. Reklamını yani sahnede kısmetlerle çıkıp yağlanıp şarkı söyledik. Bu da bir ilk oldu. Peki kardeşine taktik veriyor musun? Bak böyle güreşirken, yapman lazım. Tabii ki illaki taktik veriyorum. Evde güreşiyor musunuz? Yok, evde güreşmiyoruz. Yoksa etrafta kırılmadık bir şey kalmaz herhalde. Ne, bahçeniz yok mu? Bahçe var. Tarım falan. Ya köyde zaten bahçe var tabii ki. Tamam, orada. Orada çok zamanında çok güreştik. Şimdi köye çok fazla gitme fırsatımız olmuyor yoğunluktan. Küçükken güreşir miydiniz? Tabii babam hep güreştirirdi zaten ikizimle birlikte. Ama şey, ev ortamında böyle salonda. Hadi evin içinde salonda, halının üstünde, dışarıda da güreştirirdi tabii. Amcalarımla güreşirdik. İşte mahalledeki gençlerle, çocuklarla güreşirdik o şekilde. Sevilen bir spor bizim yöremizde, güreş, atasporumuz. Ne güzel. Bizim çocuklar da evde o cam senin, bu cam benim bakıyor İstanbul ortamında. Seviyor musun İstanbul'u? Ben İstanbul'u çok fazla sevmiyorum. Gezmek için güzel ama yaşamak için yaşanılacak bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Vallahi, Antalya akşam zorluklarını güzel da gördüm. Ne yaptın akşam? Ya akşam karşıdaydım ben. Daha sonra bu tarafa geçtim falan. Trafik yoğun. Trafik, felaket. Otel bakıyorum, orası dolu, burası dolu. Otel kes. Biraz zorluk yaşadım. Arasaydın bizi ya, biz seni en güzel şekilde yerleştirirdik diye. Sizi de rahatsız etmek istemedim ben. Bir teşekkür dahaki ederim. Sefere. Bir dahaki sefere. Babanın ismi ne? Hasan. Hasan Bey ve Ümmü Gülsüm Hanım. Evet. Ayvanların ismi? İlknur, Ayşenur. İlknur, Ayşenur. Evliler mi? Evet, ikisi de evli. Birinin çocuğu var. Yeğen var. Yeğenim var bir tane. Bu Ule Melvin. Ha şey, erkek mi acaba? Kız, güreştirecek yok misin? Kendi oğlunu güreştirir misin? Yani spora yönlendiririm. Tabii güreş isterse, güreşçi olmak isterse güreştiririm. Bireysel bir spor ama güreş. Bireysel değil spor, mi? Evet. Bireysel. Çok zor. Zorlukları çok fazla. Takım sporu değil yani. Tabii takım sporu olsa. Kardeşinle karşılıklı altın kemer için mücadele ediyorsun yani. Tabii bu sporda baba, oğul, abi, kardeş. Hiç yok. Var, güreşmişler var. Aa, tarihte tabii. Ama ki, şey yok yani, öyle tarihinde. Babam tanımam yani güreşirken. Tabii baba oğlunu tanımaz derler neydi er meydanında. Bu? Yiğit, peşe, iki yiğit çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Başka ne denir? Yani cazgırların farklı şeyleri var. Baş cazgır var bir tane meşhur. Evet, Şükrü Kayabaş. Ha? Cazgırlarımızın kendilerine göre manileri var. Onları söylerler. İşte seyirciyi coşturmak. En sevdiğin kısmı hangisi bu olayın? Güreşte mi? Evet. Tabii ki birinci olup galip gelmek, birincilik mutluluğu. Onun yanı sıra böyle yağlanmak mı yoksa rakibini yıpratmak kısmı mı? Yani en sevdiğim kısım şöyle diyeyim, seyirciden alkış almak. Seyircinin karşısında onların ilgi alakası. O mutlu ediyor beni, motive ediyor. İsmail'cim inşallah çok 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 başarılı ol. İnşallah bütün hayallerine kavuş. İnşallah bu altın kemeri 3 sene sonunda evine götür. İnşallah. Bütün Kırkpınar camiasına bizden selam, sevgi götür. Saygı elbette ki baki ama senin sayende biraz öğrenmiş olduk Kırkpınar güreşlerini. İnşallah gençlerimiz atasporumuza daha çok sahip çıkarlar. Bunun için de federasyonumuz, devletimiz, spor bakanlığımız sahip çıkması elinden lazım. Geleni biz, yapar diye. Biz elimizden diyorum. Geleni yapmaya çalışıyoruz. Yağlı güreşin sevdirilmesi anlamında. Bu anlamda da çok olumlu güzel tepkiler alıyoruz, yorumlar alıyoruz sosyal medyadan olsun, diğer her dışarıda gören insanlardan. İşte ben de çocuğumu güreşe başlatacağım, güreşçi yapacağım. Bunun gibi güzel şeyler var. Onun dışında yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladık. Öyle mi? Evet. Ha, güzel. Önemli bir markayla spora, sporcuya çok büyük destek veren, katkı koyan bir içecek firmasıyla sponsorluk. Bak bak, reklamlardan da haberdar. Sunucuyu programı da zor durumuna düşürmüyor. Çok isim, mutlu oldum. İsim vermeyeceğim verildi, ama evet. Yağlı güreşimizin, atasporumuzun dünyaya açılmasında ve tanıtılmasında çok büyük katkı sağlayacağına inandığım bir firma. Şöyle söyleyebilirim, beni kanatlandıran bir firma. Bak 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 bak, tüyo mu aldın bunu söylersen bir şey olmaz diye. Ya isim ekstrem vermek, sporların. Evet. Anladık zaten. Spora anladık ve sporcuya çok değer anladık, katkı koyan bir firma. Anladık. Şöyle kitaplarım
kitabını armağan edeceğim evet. sana. Külahıma Anlat, Emrah Akçay'ın kitabı Abaküs yayınlarından çıktı. Bu da Bunaltı, Burak Parmaksız'ın kitabı. Bu da Doğan Kitap yayın evinden çıkan bir kitap. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum ve çok gurur duydum. Ben böyle çok başarılı, düzgün, vatanına, milletine hayırlı, ailesine hayırlı hem bir evlat hem bir sporcu hem de bir baş pehlivanı ağırladık. Tekrar teşekkür ediyoruz. Herkese çok selam söyle. Kısacık bir ara vereceğiz biz de. Hemen kısa bir selam. Selam. Evet. Hadi bakalım. Buyurun. Ben öncelikle bugünlere gelmemde çok büyük emeği olan aileme teşekkür ediyorum. Antrenörlerim Hasan Aydın ve Ufuk Atalan'a teşekkür ediyorum. Tabii yine 7/24 beraber olduğum ikiz kardeşime teşekkür ediyorum. Ben 2008 yılından beri Konyaaltı Belediyesi adına güreşiyorum. Sağ olsun Konyaaltı Belediye Başkanımız 2008 yılından beri bize sahip çıktı. Başarıda, başarısızlıkta her zaman yanımızdaydı. Ben ona çok teşekkür ederim. Konyaaltı Belediye Başkanımız Muhittin Bece'ye bize vermiş olduğu, Ataspor'umuza vermiş olduğu desteklerden dolayı ve yine Ataspor'umuz yağlı güreşe emek veren, katkı koyan, destekleyen, yaşatılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bize de burada yer verdiğiniz için Habertürk kanalına ve size çok teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ufacık bir virgül koyuyoruz. Çok hoş bir hanım bizlerle beraber olacak. Geçtiğimiz hafta Milano Moda Haftası'nda dünyanın en önemli markalarının birinde podyumdaydı. Bakalım bu süreç nasıl gerçekleşti? Bakalım arka planında neler yaşandı? Hep birlikte kulak vereceğiz ama önce kısacık bir ara.